Geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir bir mutluluk, geçir. Ama Kaan Ayhan transferi olsaydı... Murillo. Kaan Ayhan transferi olsaydı... Duydum onu. Murillo ikinci sırada. Jason Murillo, Kolombiyalı. Jason Murillo'yu alacaktı Beşiktaş, evet. Montero olmasaydı. O bir takıma gitti. Onun dışında işte Kaan gitti. Ayhan'ı alsaydı. Kaan Ayhan'ı alsaydı Beşiktaş. Hı-hı. Zaten bir kartalla üç kartal almış olacak dediğim. Yani o hem de yabancı sınırı işte saçmalığını da aşmak için muazzam bir adım olacaktı. Bence revize olacak. O da biraz planları değiştirdi. Bence revize olacak bir hafta içinde. Yok artık. Bir dakika. Demin masaya vurdum, şimdi bence bak. Bana mı vuracaksın? Yok. Bir halt ettiniz. Ne kadar büyük halt ettiniz. Sezon sonu kadar çıkacak. Ne tamam. Saçmalıklar yaşanacak daha. TFF'ye dördüncü hakeme soracak. Beşinci. Bak şehit falan olacak. Kulüp başkanı inecek. Paltosundan kış günü pasaport çıkaracak. Tabii bunların ben yaşanmasını istiyorum. Çünkü abi bu kadar kötü karar verdikten sonra bu karardan dönmen yetmez. Bu kötü karardan sonra biz bu işi bilmiyoruz. Biz bu işten anlamıyoruz. Biz gidelim. Anlayanlar, bilenler gelsin ki Türk futbolu daha iyi olsun. Yani federasyonda çünkü armasında ay yıldız var hocam. Ben onun peşindeyim yine. Onun değerli, futbol adına da değerli şekilde olmasının, onun değerinin bilinmesinin peşindeyim. Anlatabiliyor muyum? Ya biz bir halt ettik, süper saçmaladık. Biz gidelim. Bir kere de hani dedi ya program başında istifa etsin mi etmesin mi? Bir bari böyle federasyondaki böyle dönerci hariç. İsteyen istifa edemem ama biri etsin be kardeşim. Şu kuralı biz değiştirdik. Bizden çıktı fikir. Biz onayladık diye. Biri de abi Şenol Hoca diyor ki valla federasyona sorun bilmem ne. Fikir Beşiktaş'tan çıktı bu arada. Benim revize dediğim fikir. Ahmet Nurçebi'nin açıklamasını hatırlıyor musun? Hangisi? Maç başlasın. Oyuncu değişikliklerine karışmayın artık. Maça oynanırken 8 artı 3 olmasın demişti. İş oraya gidiyor şu an. Abi bu karar benim aldığım bilgi karar o yönde. Ya şimdi bir karar 3 maç sonra değiştirilecekse o rezalet bir karardır. Bence zaten sezon sonu komple revize edilecek. O kararı alanlar sezon sonu zaten değişecek. Yok yok, o da revize edilecek. Ben 8 Eylül'de bu kararın değişeceğini düşünüyorum i̇şte hala. İşte. Teşekkürler Ilgaz abi. Beni yalnız bırakmadığın için. Bir dakika, yanlış anlamışsın. Tabii ki değişsin. Dünya niye saçma kuralı da. Bu kadar saçma bir kuralı. Getirenler de değişsin. Getirenler de götür. Yani başka yere götür onları da. Bizim sponsor getir. Evet. Onlara da götür. Getir onları olsun. Götürsünler. Götürsün nereye götürüyorsa. Mesela bak götür, ben size söyleyeyim. Faro Adaları güzel yer. Valla. Getirin götür uygulaması. Aynen. Getirin de bir götür diye ikinci uygulaması olursa. Götür uygulaması olursa çok sevinirim. TFF'den onlara götürsün bizi değil yani. Abi getire mesela yazacaksın. Abi nereden götürmemi istiyorsun? Riva'dan. Hayır, bu adamlar kalırsa o maçtaki dördüncü hakem ilerleyen günlerde MK başkanı olur. Ben size söyleyeyim yani. Çünkü yani algoritması bu şekilde çalışıyor. Mesela iki topla oynanmayacağını bilmeyen hakem ilerleyen yıllarda varın başına geliyor falan filan. Evet. Yani algoritma kötü, anladın mı? Benim niyetim orada kötü. Orada mesela şeyi konuşmuştuk ya Sergen Yalçın'la ilgili. Acaba hani onlar mı soruyor? Aha, evet. Sergen Yalçın TRT Spor'daki çok iyi de anlattı. Gelsin mi açıklama? Gelsin lütfen. Oradan gelsin. Allah kahretsin diyor. Ben garantiye olarak Necip'i alayım ya. Serkan Akkoyun'a sonra sözü tekrar takdim edeceğiz. Sen bana 3 sene kontrat verirsen ben de seni 3 sene bağlarım. Bu nasıl bir açıklama? Çok iyi açıklama. Mükemmel bir açıklama. Aynısını Tolga'ya söyledim Vole'de. Ben yıllık yapayım abi. Aramız bozulmasın yani. Önümüzdeki sezon seçim var. Ben Beşiktaş'ı niye böyle bir kontratın altına sokayım? Benim tek derdim bu. Gerek yok, biz zaten buradayız diyor. Ya büyük alfa ya. Ya gerçekten bu şey, çok seviyoruz. Hakem kısmına gelelim ben. Oyuncu... Okumayayım burayı? Oku. Ben sezon başı tercümanlara. Oyuncuyu inandırmak, oradan mı devam edeyim? Evet. Oyuncuyu inandırman gerek, yabancıyı inandırmak daha zor. Ben sezon başı tercümanlara, ben nasıl anlatıyorsam o duyguyu yansıtın dedim. Ben sinirli anlatıp tercüman hadi kahvaltıya gidelim tarzında anlatırsa bunu olmaz. Bunu böyle Halil anlattı. Diyor ki bağırarak aynen söyle falan. Çok iyi ya bence de bu. Peki şaşırmaz mı oyuncu? Hayır canım, iyi etki oluyor ki oyuncularla o lig şampiyonu, kupa şampiyonu. Safiye Suç'un mesela tercümanı vardı. Safiye Suç'un maç nasıl geçti diyor. Safiye Suç bildiğin iki cümle kuruyor. Yani muhtemelen işte iyi başladık, kötü bitti falan. Adam 10 dakika konuşuyor. Safiye Suç dönüp adama bakıyor. En ne diyor kötü, en yanlış tercih. Böyle Prandelli'ye, o arkadaşımız iyi biriydi ama o ses, Prandelli'nin sesi o değil. Yani biz oyunculara da o sesi de anlatırsak. Bizim bir telkinde bulunduğumuz arkadaşımız vardı. Aynı kişi mi bilmiyorum da Montella geldi Adana Demirspor'a. Sanırım birlikteler. Bak onda olabilir. Arkadaş, Montella sakin de değildir peki yani. Hayır ama şöyle. Prandelli hocanın sesi çok tizdi abi. He, yani ses anladın mı? O şey önemli yani. Bu işi, bu bahsedilen tercümanlık işini en iyi yapan kimdi? Jose Mourinho.
E tabii yani teknik adam gibi yani. Tercümandı. Zaten teknik adam oldu. Hakem kısmına gelelim abi. Evet. Hakem kısmı çok önemli. O zaman bir sonraki satıra geçelim. Evet. Yorumcularımızı kırmayalım. Şu La Liga da iyi. Bak La Liga'yı seviyor. Niye? Evet. Teknik oyuncuların olduğu yer. Tempo çok yüksek olmasa da hani görsel. Ama ben istemem La Liga'ya gitmesini. Ben çok isterim. Ama La Liga'ya değil. Beşiktaş'ta çalışsın daha uzun. Tamam. Ondan onu sonra. Bilmem. Ben La Liga'ya gitmesini istemem. Niye? İtalya'ya gitsin, adam güzel Almanya'ya güneşli gitsin, yere gitmek İngiltere'ye istiyor. Gitsin. Bak. Granada'ya İtalya'da da var. Mallorca'yı çok zengin kişiler alsın. Ama bu sefer böyle hani Mallorca'yı geliştirip Real Madrid'e Barcelona'ya rakip yapmak isteyen tutkulu kişiler alsın. Mallorca'yı İspanya'nın Paris Saint Germain'e yapsın. Sergen Hocam bayılır o. Kesin gitmiştir. Ben zaten olmaz. Maça gittim gördüm o kadar. Başka ben bir tek orada Fransa'ya gitsin abi Nice. Galatasaray milli takımına Nice'e Sergen Yalçın. Abi Nice'in o tarafları boş ver ya. Yabancı sınırla ilgili açıklaması var, ona geçelim. Finalde de. Hakem nerede abi? Hakemi koymamış arkadaşlar. Biz anlatırız. Şu an kulağıma söylediler. Geçen söyledim abi, Galatasaray'da böyle yabancı sınırı yokken de Kerem Aktürkoğlu çıkıp aldı formayı. Kerem önünde 3 oyuncu vardı kağıt üzerinde. Babel, evet. Arda. Herkes şu ilk paragrafa katılıyor ve ilk paragraf ışığında konuşuyor. Acaba bunun tam tersini söyleyenler futbolu bilmiyor mu? Evet abi, başka bir manası yok. Şimdi diyor ki hoca mantığı %100 yanlış. O zaman bu kararı alanlar hiç bilmiyor mu? TFF'de futbolu bilen bir adam var yönetim kurulunda. Hamit Altıntop. Ben oradan da soru işaretiyim. Yok hani. Şimdi Hamit Altıntop'un olduğu yönetimle alınan kararlar bu altyapı kararları, antrenörlük. Ama şöyle bir şey var. Belirleyici mi? Bak Şenol Güneş'in Hamit Altıntop seçilip Hamit Altıntop seçildikten sonra bu yeni yönetim kurulu. Hamit Altıntop'a milli takımlar sorumluluğu görevini vermişlerdi. Şenol Güneş'e bunu sordukları zaman Hamit Altıntop da milli takımlar sorumlusu oldu. Hani ne düşünüyorsunuz ne güzel falan diye milli takımın sorumlusu var ya demişti kendisi. Yani. İşte anladın mı? O zaman sorumlu değilmiş demek. İşte yani. O yüzden. Ben de şey oldum ha. Milli takımlar sorumlusu. Yani hakikaten sorun haline getiriyor. Bunlar hiç sorun haline getirmiyor ha. Bak hiç umurlarında değil. Sergen Yalçın ne demiş? Son ligde şampiyon takımın hocası. Fatih Terim ne demiş? Bu kadar zamandır çalışan teknik direktör. Vitor Pereira ne diyor? Bu adam Porto'yu falan da çalıştırdı. Yani komşuda da çalıştı Olympiakos. Aha. Abi ne hocalar var. Yeni bari genç hocaları dinle hadi, bunlarla aranız iyi değil. Kişisel meseleleri çünkü çok fazla katıyorlar. Tabii MYK'da, TFF nezdinde kararlarda. Gördük yakın tarihte zaten. Fatih Terim bu kuralı getirdiği için yıkmaya çalışmayın abi. Hukuk açısından korkunç bir şey bu. Kişiler. 15 yapın ya. Meselesi. Madem 14 konusunda rahatsız. Yani. Bu bir öncekine gelelim mi? 4-5'e. Gelelim bir öncekine. Yani. Bir öncekine rica edebilirsek arkadaşlar. 4. sayfaya gelebilir miyiz? Geliyoruz. Geliyoruz. Geldik. Okuyayım mı? Okur musun? Manchester City Arsenal maçını izlerken kafamda Manchester City'nin oyun mantalitesini kurguladım. Avrupa'da maçları izlerken mantaliteyi kafamda kurgularım. Oyunu kurmaları, hücuma çıkışları ve topu kaptırdıklarında nasıl baskı yaptıkları diyor. Bak topu kaptırdıklarında nasıl baskı yaptıkları. Bu sezon Beşiktaş'ın anahtar cümlesi bu mu? Anahtar gelişmelerinden bir tanesi olacak. Geçen sene de zaman zaman bunu çok iyi yaptırdı. Ama bu sene daha çok 90 dakikaya yayarak, yani elinde bir de oyuncu kadrosu geçen sezona göre de daha geniş. Daha mesela, da kaliteli yani bence. O Alex Teixeira gibi bir oyuncunun her maç 11'de 90 dakika oynamak zorunlu yok ki. Yani vur bak, rolü kabullenme diyorum ya, mesela Montero gelirken sen rotasyon stoperisin. İki yabancı stoper var. Dünyanın en saçma kuralı var. Yabancı giriyor çıkıyor. Sen bu ikisinden birinin yerine girebilirsin. Hazır olun. Bu çocuk girince solak olduğu için sol stopere girecek. İşte Bay Vida, Domagoj. Sen sağa geçeceksin kardeşim. Tamam hocam. Bu rolleri benimseterek zaten başarı geliyor. Mesela Atiba'yı işte Elneny geldiği zaman. Atiba'cığım bir süre rica edeceğim. Eskisi gibi. Daha önde, biraz daha önde oynayacağım. Burada aslında Beşiktaş'la... Çapa değil diye. Bak, oyun mantalitesini kurguladım kafamda. Bu da işte Serpil Hamdi Tüzün hocadan ilk. Evet. Ona futbolunu öğreten, futbol öğreten demeyelim de, o futbol yeteneklerini keşfedip, o yeteneklerin geliştirmek için kafa patlatın yeteği hocadan. Yeteği yeteneğe çeviren. Evet, bu çok güzel laf. Topu kaybettiklerinde kapma konusunda hemen bir tane bilgi vereyim, iki istatistik. Beşiktaş iki istatistikte açık ara ligin en iyisi. Bir, pas arası, yani rakip topu oyuna sokarken ayağını koyup bir şekilde topu almak. İki, rakibin ayağından top kapma. İşte bunun çalışıldığının karşılığını görüyor. Çok bir net. De adı transferde Beşiktaş'la adı geçen çeşitli haber kaynaklarında Lamine Fomba. En önemli özelliği uzun bacaklarını pas arasını yapmak. Yine oyuna hizmet. Liverpool'da oynayan bir Sissoko'yu hatırlıyor musun? Evet. Bana ilk oyuncu öyle söylediler. Sissoko'nun daha akıllıca davrananı. Bravo, oyun aklı. Ben de onu not almıştım.
Oyun içi konsantrasyonu çok yüksek. Bir diğer isim işte bu Çin'de boşa çıkan Fernando Martins. O da Beşiktaş'tan diyor. Bu da hem güçlü pasör hem de böyle hani çata çata oynayar derler ya. Hemen ayağını koyar topu alır. Hemen mücadeleye girer topu alır. Yani Pereira için söylediğimiz şeyler Sergen Yalçın geçen ya seneden bu yana geçen yapıyor. Geçen seneden beri söyledik canım. Evet. Daha ben ilk geldiği zaman da söyledim. Ne Mozart'ı ne alakası var? Mozart bu işte. Yani bir şey var kafasında. Kafada hani sürekli kurgulayıp nasıl daha geliştirebilirim, nasıl daha işlemem. Bir daha şu almış, şeyin hastasıyım. Dürüstlüğünün hastasıyım. Dün o diyor ki topun gözü vardır falan. Aslında orada o bak ben bilirim hocayı. Böyle çok fazla konuşmaktan sıkılır. Yani biraz dinlenmek ister falan filan. Yani beni çok konuşturmayın da bu lafı da çok kullanır biliyorsun oralarda. Sonra o böyle kendine yaptığı eleştiri. Yani işte öz eleştiri. Evet hakem ile ilgili konuşmalarım işte konusunda falan filan kabul ediyorum falan demiş. Ama en güzel o topun da gözü vardır. Böyle bir laf var mıydı ya diyor Şırdıvan Dilmen diyor ki ya ben şimdi uydurmuş olabilirim ya. Mükemmel yani abi. Ya müthiş bir sahne hani şey demiyor ya İspanyol bir hoca demişti eskiden falan yani lafı kıvırma ben falan. Ben de orada şeye bayıldım abi ya. Şeyi konuşuyorlar ya işte oyuncularıma diyorum ki çıkın koşun. Koşmayacaksanız ben de oynarım. De, tabii canım. Hem de sizden de daha iyi oynarım ona göre. Gerçekten de koşmadan oynanırsa bu oyun Sergen Yalçın hepsinden en güzeli oynar. Pandemi dönemindeydi. Oyuncular şimdi ne yapıyor? Nereden bileyim ben? Ya ben Sergen Yalçın. Bak o ne biliyor musun? Beni zamanında teknik ödün darlamasından hoşlanmazdım. Ben de ben o yüzden darlayamam kimseyi kardeşim diye. Ama şunları söyleyeyim. Lamine Fomba ve Fernando Martins Beşiktaş'a olursa. Bence ikisi de olmaz. Olursa. Neden olmaz ikisi de? Olursa. Getson'u zorlarlar yoksa 8 almazlar. Nereden biliyorsun? Öyle bir şu ikisinden yok. Biri olursa bile Beşiktaş'ın oyununa çok büyük katkı sağlar. Niye kızayım? İkisi de çok beğendim. Niye kızayım? Oyunu. Nereden biliyorsun dedim. Yani kimle konuştuysan ben onun karşısına sorumluluğunu arayacağım. Getson da olursa Beşiktaş için baya baya iyi olur. Şimdi Sergen Hoca çok beğeniyor Getson'u. Çünkü futboldan çok iyi anlıyor. Nerede? Tam bize göre oyuncu çift yönlü falan. Çift yönlü oyuncu hep tarif etti konuşurken de. İki blok arasını ya, tempoyla oynuyor. Öyle oyuncu çok seviyor. Öyle oyuncuyla oynamayı da çok severdi. Öyle oyuncu oynamayı da çok severdi. Getson ister mi Beşiktaş? Bilmiyorum. Çünkü ama mesela Halil Dervişoğlu daha dün yaşadığımız bir olay. Getson hangi takıma gelse o takımın şampiyonluk şansını arttırır. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a. Bence en çok Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Halil Dervişoğlu hangi takıma gelse o takımımızın şampiyonluk şansını arttırır. Kesin. Geçen sezon ikisi de bunu son düzlükte gösterdiler Galatasaray'da. Halil Dervişoğlu ilk geldiği zaman arkadaşlar çok sabırlı olmanız gerekiyor. Ya kiralık geldi zaten falan. Ben ne yapayım ben kiralamaz. Sezon sonu gördük. Onur Rasmus Anker sene söyleyeceğiz. Takımın oyun kültürüne adapte olduğu an izle Halil Dervişoğlu. Sivas Spor maçında golü kaçırdıktan şimdi, sonra Ali geçen sene evet. O son dakikada. Nereden buldunuz bunu? Brentford'a adam mı yetiştireceğiz falan. Şeyde işte Sparta Rotterdam sen de hadi git izle de Sparta Prag izle de sen falan. Kafasını karıştır anladın mı? Hani bazen şöyle yapalım bazen kafaları karışsın. Neyse abi şimdi söylemek istedim. Şey solisti de Wolverhampton'uymuş. Ha işte Wolverhampton'u tutuyormuş lezzetini bakıyorsun. Kafasını karıştır. Onunla konuşulmaz abi futbol. Onunla futbol konuşulur mu abi? Brentford'daki adam nasıl bu Brentford neredeydi? Nereye gelmiş? Nasıl gelmiş? Hangi oyuncularla? Bunlar kimlere alıyor? West Ham'a nasıl satmışlar? Ne para almışlar? Aston Villa'ya satmışlar. Ne para almışlar? Tabii canım. Sen ne şeydesin abi? Hala pasaport meselesinden en kıymetli oyuncu haline geldi. Halil'le Hollanda vatandaşı olsa da çok kıymetliydi. Ona ne zaten Hollanda vatandaşı aynı zamanda değil mi? Çift adam milli takımımızda oynuyor neyse ki. Ona İlerleyen yıllara abi. Bak. O öyle konuşanlar diyeceksin ki sana bir bilgi vereyim mi ver? Ozan Tufan'ın başkanı Elton John'muş. Tabii eskiden adam şok kafayı karıştırdı. Ne oluyor? Bu arada Ozan Tufan dedin. Ozan hadi Tufan'ın bakalım. Başkanı selamlarım. Pozzo. Hem Watford hem Udinese Elton insanlar. John da hisseder. Evet. Ulusal başkan. Ulusal yani başkan. Bu arada Mustafa Denizli ile vardır hikayeleri. Mustafa Denizli hoca Watford'un gerçek başkanı Elton John'ken orada antrenörlüğe başlıyor. Evet. Aa, kral. O yüzden hepsinin imzalı plağı var. Mehmet Ayhan da hala diyor ki şu Elton John'un yerine plağını al. Hoca bir çıkardı. Aynı Halil Dervişoğlu durumu gibi oldu yani. Anlatabiliyor muyum? Biz gidelim. Başka şey değil. Şimdi bak gerçekten böyle Halil Dervişoğlu konusunda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferde mücadele etmesi Türk futbolu adına çok iyi bir şey. Evet. Çok iyi bir şey bu ya. Abi ben dün transfer çalımı olur dedim. Muazzam bir çalım olurdu Fenerbahçe bitirebilseydi Ali Dervişoğlu'nu. Bu transfer çalımıdır çünkü. Yani tam Mustafa Muhammed gidiyor gitmiyor falan tam gitti falan derken gece yatmadan önceydi bunlar. Fenerbahçe Ali Dervişoğlu'nu oradan çıkartabilmiş olsaydı muazzam bir transfer çalımı olacaktı. Geçen sezon son düzlükte Galatasaray'ı yeniden şampiyonluk potasına sokan. Yarışın içine attı. Tabii. Halil Derviş önce Getson Fernandes sonra Halil Dervişoğlu. Getson Fernandes'le ilgili de bu baba oğul
Geçen gün böyle insanlar da var, çok seviyorum. Ali Bey, ilk siz böyle TRT Spor'a demiştiniz ki ya Türkiye'ye geldi inanamıyorum, acayip yetenekli bir oyuncu falan diye. Biz o gözle bekledik, Maradona gibi bekledik. Size kızdık. Ama abi yani şimdi adam bak, şimdi mesela Maradona'nın bile kariyerinde öyle midir abi? Mesela ilk maç, Lewandowski Dortmund'daki ilk 3 maçında da hat-trick mi yaptı? Hayır. Hayır. Tabii canım. Adapte bile olamadı biliyor musun? O zaman zaten başka golcü vardı. Zidane vardı. Evet. Muhammed Zidane mi vardı? Latin çocuk vardı. Barrios vardı. Bravo. Zidane orta sahadaydı. Bravo. Şimdi nereden nereye geldi? Klopp ne diyor? O kadar oyun çalıştı. Vallahi çalıştırdım en iyi oyuncu. Fenerbahçe'ye geliyordu biliyorsun. Aykut Kocaman'ın açıklaması var. Gelmiyordu. Yani bir numaralı listesinde. Fenerbahçe istiyordu. Son iki takıma kaldı. Leh Poznan'da oynar. Leh Poznan'da oynarken 6 milyon euro Fenerbahçe veriyor. 5,5 milyon euro Dortmund veriyor. Oyuncu diyor ki ben Fenerbahçe'ye gelmiyorum. Dortmund'a gelmiyorum. Bir kere önce Blackburn Rovers'a gidecekti. Onu bilmiyorum. Ne oluyor? Ben sana niye gidemiyor? İzlanda'daki kül felaketini dedi. İzlanda'daki kül felaketini dedi. İsmini söylemiyorum. İsmini biliyor musun? Eyfel'e şükürlüğü bir şeydi. Ben sizin öyle bir şey var. Bu yandan sordu falan. Ben Stiller'ın filmi vardır. O İzlanda şeyinde içinde geçen süper bir filmdir. Ya yani. Efaş kulübü bir şeydi böyle. Ya neyse. Ben kesinlikle hocaya gidiyorum. Yaklaşmışım. Yanlış anlama. Peki hocama da sormak istiyorum. Hocam Lewandowski olmadı o yıllarda. O şeyi niye aldılarınız? Neydi ya goodbye, adieu, yok. Bien menü yani hoş geldin, welcome. Fransızcasına doğru geliyordun. Fenerbahçe'de bu bir kültür. Bien menü niye aldın? Fenerbahçe'de bu bir kültürdür ya. Son 100, yani son 10 yıla bakılsa yapılan transferlerin %20'si falan Fenerbahçe'ye gol atan oyunculardan kuruldur. 2000'lerde Aydın Spor maçından İlker Yağcıoğlu. Yağcıoğlu. Tabii tek tane mesela. Orhan Şahmet oynuyordu. Orhan Şahmet attı Fener'e. Samsun. Metin Diyed'in de erken sözleri gol atlasın diye transfer etmişti. Henry Bienvenu gol attı. Bak şimdi Ali Akdeniz Samsun, Celil Sarır Samsun, Hakan Baykar Gaziantep. Büyük Aykut. Şu an gecede ilerledi, uyku bastırdı. Orada Yağız biliyorsun bundan 25 dakika önce programı kapatma cümlesiyle gelmişti. Seyirciler karar verir abi. Evet. Siz karar veremezsiniz. Ben bugün saat 4 ile 6.30 arası 4-6.30 arası uykumu aldım programı hazırlanmak için. Evet, ben de 6.30'dan 8.30'a kadar uyuyorum. Buna böyle tecrübe ediyorum. Sen de bütün gün oradan oraya haber koplayacağım. Twitter'da voley uygulaması ilk ben yazacağım diye. Tabii. Oradan oraya sürüklenmek yerine zor enerjini ekonomik harcarsan daha da uzun programlar yapılabilir. Evet. Ama saat 2 oldu. Burada rejimizin evli olanlar var. İnsanlar. Evet sanki bir tek yok. Allah Allah ya. Buradaki evli ve tek bekar sensin. Evli ve çocuklu olanlar var. Evet. Artı evli çocuklu olup çocuklarını sabah, özleyenler var. Sabah ve erken saatlere savcılığa gidecek olanlar var. O zaman teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kapatıyorum abi. Peki o zaman bu senin teorine göre işte Frey'le Samat da grupta Fenerbahçe'ye gol atarsa. Bugünü tarihi not edelim. Samat da kesin gol atar. Bugün not edelim. Bunu çıkaracağım arşivden. Uğur arayacağım hemen. Arşivci. Uğur hemen söylüyorum, yardımcı oluyor. Samat da bence Antwerp maçlarında Fenerbahçe'ye gol atacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi ne YouTube'da ne voley uygulamasında yalnız bırakmadınız. Benim çoraplarda fena yalnız. Çoraplarda fena. Ha, saha var. Yeşil saha. Gördüm oradan bak. Hoşça kalın. Güzelmiş ya. Ha iyiymiş. Bende bir Tesla var. Yok Tesla'ya girmemiş. Alayım size de. Semt pazarından aldım bizim. Güzel.